Manisa merkezde geçtiğimiz günlerde kuvvetli sağanak yağış nedeniyle devlet su işlerine ait sulama kanallarının evsel atıklar sonrası tıkanarak taşmasının ardından Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen temizlik çalışması devam ediyor. Şehzadeler ilçesine bağlı Nurlupınar mahallesinde Kırtık Deresi ile DSİ sulama kanalının birleştiği noktanın hemen ardından yerin altından ilerleyen 700 metrelik sulama kanalı üstten kırılarak kepçelerle temizlenmeye başlanıldı. Üç gündür devam eden temizlik çalışmasında çıkan malzemelerse herkesi şoke etti. Yataktan koltuğa, klozetten motosiklet kaskına, damacanadan pet şişelere tonlarca çöp çıkarıldı. Çıkarılan malzemelerse çöp dağlarına dönüştü. Toplanan malzemelerin kısa bir süre içinde Uzunburun katı atık bertaraf tesisine taşınacağı öğrenildi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Maske Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Cem Çöllü, dere ıslahları ve temizlikler sayesinde ciddi sorun yaşamadık ifadesini kullandı. Çok şiddetli bir yağışa maruz kaldı Manisa ilimiz. Metrekareye 90 kilogram yağış düştü. Bu ortalamanın çok üzerinde olan bir yağış. Allah'a şükür belediye başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde, onun öngörüsü sayesinde Maske idaremizde kurulan, Çevre Koruma Daire Başkanlığı altında kurulan dereler birimiyle biz bunu kazasız belasız, can ve mal kaybı yaşamadan atlattık. Bunun sebebi de dereler birimimizin 24/7/24 esasına dayalı olarak Manisa merkez ve ilçelerinde dere ıslığı ve dere temizliği yapmasından kaynaklandı. Yalnız Manisa'mızda ufak bir yerde taşkın oldu. Bunun sebebi de DSİ'ye ait olan, 1970 yılında yapılmış DSİ'ye ait olan sulama kanalı yaklaşık 12 kilometre Manisa'mızın 8 mahallesinden geçmekte. Nurlupınar mahallesinde belli bir yerde DSİ kanalı kapatılmış, yerin altından gidiyor, diğer tarafta açılıyor. Yaklaşık 700 metrelik bu kapalı kısımda yine bizden kaynaklı olmayan, DSİ'den kaynaklı olmayan, tamamen vatandaşımızın evsel atık, çöp, yani eline ne geçirdiyse atmasından kaynaklanan bir tıkanıklık yaşadık. Çöllü, yapılan çalışmalarda yüzlerce kamyon çöp çıkarıldığını aktardı. Sadece 12 saatte 40 kamyon oradan çöp çıkardık. Hala da makinalarımız, iş makinalarımız çalışmaya devam ediyor. Yanılmıyorsak bir 50-60 kamyon daha oradan çöp çıkacağını tahmin ediyoruz. 300 kamyon da Manisa merkezinde çöp çıkardık. Dereler ve sulama kanallarının çöplük olmadığını kaydeden Çöllü, vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet etti. Buradan vatandaşlarımıza, biz görevimizi yapıyoruz taşkın olmaması için. Taşkın riskini en aza indirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımıza da buradan yalvarıyoruz, sesleniyoruz. Dereler çöplük değildir, kanallar çöplük değildir. Lütfen çöplerinizi atmayın. Aksi takdirde bu yine size yansıyacak, taşkın olarak dönecek. Buradan rica ediyoruz.